TRT Avaz ekranlarından, Avrasya gündeminden merhaba değerli izleyenler. Dünyadan, Türkiye'den, Türk dünyasından gelişmelerle yaklaşık bir saat boyunca karşınızdayız. Önce başlıklara bakalım dilerseniz. Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanan bir asker şehit oldu. Piyade uzman çavuş Ege Süleyman Görece bir süredir Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Türk milletinin başı sağ olsun. Öte yandan Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Harekat Bölgesi'nde operasyonlar devam ediyor. Son olarak 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Bir başka başlık, Ukrayna'nın başkenti Kiev güne patlama sesleriyle uyandı. Arda arda patlamalar sonrasında halka sığınaklarda kalmaları çağrısı yapıldı. Ukrayna ise Moskova'nın batısına İHA saldırısı düzenledi. Rusya'da bir başka önemli gündem maddesi ise 47 yıl aradan sonra ayın Güney Kutbu'nda incelemeler yapmak üzere gönderilen Luna 25 adlı insansız uzay keşif aracı. Ayrıntıları Moskova'dan Uğur Keleş aktaracak. Efendim, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu ECOWAS, Nijer'deki darbe gündemiyle ikinci kez olağanüstü toplandı. Toplantıdan sonra yapılan açıklamada askeri müdahale dahil tüm seçeneklerin masada olduğu belirtildi. Nijer'deki son durumu da birazdan aktaracağız. Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da bu yıl 29. kez düzenlenen Saraybosna Film Festivali başlıyor. Başkent Saraybosna'daki festival alanında hazırlıklar tamamlandı. Detayları Saraybosna muhabirimiz Ufuk Şahin festival alanından aktaracak. Ve Türk dünyası diyeceğiz. Tabii ki Türk dünyası ile ilgili tüm gelişmeleri de canlı bağlantılarla Avrasya gündemi içinde bulacaksınız. O zaman buyurun habere, Avrasya gündemi. Dünden bugüne dünyada ve bölgemizde yaşanan gelişmelerden derlediğimiz haber turuyla başlıyor. Rusya'nın Ukrayna'nın Zaporojye kentine düzenlediği iki ayrı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti. Ukrayna gece saatlerinde insansız hava araçlarıyla Moskova ve Sivastopol'u hedef aldı. Rusya'dan saldırıların engellendiği açıklaması geldi. Polonya, geçen haftalarda sınırın Belarus tarafında Wagner paralı askerlerinin görülmesi üzerine güvenlik önlemlerini artırıyor. Varşova yönetimi bölgeye ek olarak 10 bin askerin daha gönderileceğini açıkladı. Almanya'nın Ukrayna'ya desteği de devam ediyor. Patriot hava savunma sisteminin ikinci fırlatıcısı daha Ukrayna'ya teslim edildi. Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Tahıl Anlaşması'nda yaşanan krizi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çözebileceğini söyledi. Ukrayna Deniz Kuvvetleri de tek taraflı olarak Karadeniz'de ticari gemiler için insani koridorlar açtığını duyurdu. Rusya ise 50 bin tona yakın tahılı Afrika'ya ücretsiz gönderecek. Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu ECOWAS, Nijer'deki darbe gündemiyle ikinci kez olağanüstü toplandı. Toplantıdan sonra yapılan açıklamada askeri müdahale dahil tüm seçeneklerin masada olduğu belirtildi. Fil dişi sahilindense ECOWAS'ın Nijer'e askeri müdahalenin mümkün olan en kısa sürede başlatılmasını onayladığı açıklaması geldi. Kuzey Kore, Asya-Pasifik bölgesindeki gerginliği bir adım daha tırmandırdı, savaş pozisyonuna geçti. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, üst düzey askeri komutanlarla yaptığı toplantıda savaşa hazır olun emri verdi. Genelkurmay başkanını da değiştirdi. ABD'li Virgin Galactic şirketi ilk sivil uzay yolculuğunu gerçekleştirdi. 3 yolcu 45 dakika içinde uzaya çıktı. Yerçekimsiz ortam ve uzaydan dünyayı görme deneyimlerini yaşadı. Rusya ise 47 yıl sonra ilk kez Ay'a uzay aracı gönderdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler Ankara'da temaslarda bulundu. Mevkidaşı Ali Yerlikaya'nın yanı sıra Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'le de bir araya geldi. Görüşmelerde karşılıklı atılacak ortak adımlar ele alındı. Efendim, Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanan bir asker şehit oldu. Piyade uzman çavuş Ege Süleyman Görece bir süredir Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviyi görüyordu. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre piyade uzman çavuş Ege Süleyman Görece 21 Temmuz'da Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan Ege Süleyman Görece yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Bakanlıktan yapılan açıklamada bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz ifadesine yer verildi.
Öte yandan Irak'ın kuzeyindeki Pençekilit Harekat Bölgesi'nde operasyonlar devam ediyor. Son olarak 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Açıklama yine Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi değerli izleyenler. Irak'ın kuzeyindeki Pençekilit Harekat Bölgesi'nde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin havadan düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildiği belirtildi. Böylece dünden bu yana bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7'ye yükseldi. Açıklamada, Mehmetçiklerimizi şehit eden hainlerden hesap sormaya devam ediyoruz. Teröristler hangi deliğe girerlerse girsinler, kaçınılmaz sondan kurtulamayacaklar ifadeleri kullanıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'da PKK'lı teröristlerce şehit edilen Eren Bülbül ve başçavuş Ferhat Gedik'in şehadetinin 6. yılında bir mesaj paylaştı. Eren evladımızın ve aziz şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mesajını sosyal medya hesabından verdi. Paylaşımında 6 yıl önce Trabzon'da PKK'lı teröristlerce şehit edilen Eren Bülbül ve başçavuş Ferhat Gedik'in de fotoğraflarını paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, koca yürekli Eren'imizin ve jandarma astsubayımız Ferhat Gedik'in şehadetlerinin üzerinden 6 yıl geçti ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütü PKK ve uzantılarıyla mücadelenin devam edeceğini vurguladı. Eren evladımızın ve aziz şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız ifadelerini kullandı. Efendim, Malatya'da dün saat 20.48'de 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Korku ve panikle yüksekten atlayan veya düşen 23 kişi hafif yaralandı. Bir metruk bina yıkıldı, iki ağır hasarlı bina da yan yattı. Can kaybının olmadığı depremden tedirgin olanlar geceyi sokakta geçirdi. Sabah saatlerinde de Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem oldu. ...5,3 büyüklüğündeki deprem Malatyalılara bir kez daha aynı korkuyu yaşattı. Deprem aniden oldu işte, büyük bir sallantıdan. Aşağıdan bağırtılar duyunca çocukları aldım, aşağı indim ben de. Şimdi evde oturuyordum ben, bir gürültüyle bir sallanma başladı, kapılar, avizalar falan. Bizim arkadaş kendini camdan atmış, ayağı kırılmış. Merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 5,3 büyüklüğünde deprem oldu. Saat 20.48'deki depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. Malatya Valisi Hulusi Şahin, deprem hakkındaki ilk açıklamayı TRT Haber ekranlarından yaptı. Şu anda taramalarımız devam ediyor. Battalgazi ilçemizde Galip Demirel Caddesi'nde bir metruk binanın yıkıldığı ihbarı aldık. Yoldan geçen bir çocuğumuza enkaz parçaları değmiş ve ayağında bir kırık meydana gelmiş. Onu hastaneye intikal ettirdik. Bunun dışında birkaç tane de balkondan atlama vakası ihbarı var. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bütün ekiplerin saha tarama çalışmalarına başladığını ifade etti. Deprem, büyük çaplı hasar ya da yıkıma yol açmadı. İçişleri Bakanı Yerlikaya, bir metruk binanın yıkıldığını, iki ağır hasarlı binanın yan yattığını, can kaybının olmadığını belirtti. Deprem çevre illerden de hissedildi. Depremi hisseden kendini sokağa attı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Malatya'da 22, Adıyaman'da 1 kişi olmak üzere 23 vatandaşın düşme veya yüksekten atlama nedeniyle yaralandığını belirtti. Depremden etkilenen bölge için Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Diyarbakır'dan toplam 21 ambulans ve 7 UMKE timinin görevlendirildiğini bildirdi. Sabah saatlerinde de merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan bir deprem daha meydana geldi. 4,3 büyüklüğündeki deprem yerin yaklaşık 7 metre derinliğinde gerçekleşti. Depremde herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmadı. Şimdi Rusya-Ukrayna savaşındaki son durumu bir bakalım, ekranlarınıza getireceğiz. Ukrayna'nın başkenti Kiev güne patlama sesleriyle uyandı. Arda arda patlamalar sonrasında halka sığınaklarda kalmaları çağrısı yapıldı. Ukrayna ise Moskova'nın batısına İHA saldırısı düzenledi. İHA'nın hava savunma sistemlerince vurulduğu açıklandı. Rusya'da bir başka önemli gündem maddesi var.
Rusya'nın 47 yıl aradan sonra ayın güney kutbunda incelemeler yapmak üzere gönderdiği Luna 25 adlı insansız uzay keşif aracı oldu. İşte tüm bu başlıkların ayrıntılarını alacağız. Moskova'ya dönelim, Uğur Keleş'e bırakalım sözü. Evet Göktuğ, Ukrayna-Rusya arasındaki çatışmalar şiddetiyle devam ediyor. En son Harkov bölgesinde şiddetli çatışmalar var. Ukrayna yönetiminin buradan tahliyelere, bazı yerleşim birimlerinden tahliyelere başladığı yönünde haberler geliyor. Rusya'nın Kiev'e olan hava saldırıları devam ederken bu sabah Ukrayna'nın da Moskova'ya bir İHA saldırısı oldu. Artık Moskova'ya yapılan İHA saldırıları gündem maddesi, yani gündelik bir olay haline geldi. Saat 9.50 sıralarında önce Vnukovo Havalimanı'nın uçuş ve kalkışlara kapatıldığı haberi geldi. Ardından da Kaluga bölgesinin uçuşa yasaklandığı haberi geldi. Sosyal ağlarda bir İHA'nın düştüğü haberinden sonra resmi açıklamalar da gelmeye başladı. Önce Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin bir açıklama yaptı. Moskova merkeze 10 kilometre uzaklıktaki bir yere bir İHA'nın vurulduktan sonra düştüğünü söyledi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığını ve büyük bir hasarda bulunmadığını söyledi. Olay yerinde şu an için çalışmalar devam ediyor. Moskova'daki havalimanları normal çalışma düzenlerine döndüler. Şunu hatırlatalım, son 3 gündür özellikle sabah kalktığımızda Moskova'ya yapılan İHA saldırıları ve kapatılan havalimanları haberleriyle uyanıyoruz. Uçuşlar erteleniyor, başka havalimanlarına sevk ediliyor. Moskova üzerinde büyük bir stres yaratıyor bu İHA'lar. Herhangi bir hedefi tam olarak vurup vurmadıkları konusunda açıklama yapılmasa da en azından Rusya'nın Moskova'nın hayatını etkileyen bir yönü var bu İHA saldırılarından. Diğer önemli gündem maddesi de dün gece, yani bu sabah saat 2 sularında Rusya, modern Rusya tarihinde Sovyetler yıkıldıktan sonra ilk kez Ay'a bir uzay aracı fırlattı. Amur bölgesinden, Vostochny Uzay İstasyonu'ndan fırlatılan aracın ismi Luna 25. Bu araç önce Ay'ın etrafında 3-5 gün yörüngede kalacak 100 kilometre yükseklikte. İniş için uygun bir bölge seçtikten sonra da Ay'ın güney kısmına iniş yapacak. Bunu özellikle belirtiyorum çünkü Ay'ın güney kutbu kısmına ilk kez iniş yapılıyor. 1976'da Sovyetler Birliği son kez Ay'a uçuş gerçekleştirmiş. Ay'dan toprak örnekleri almıştı. Luna 25 üzerinde bulunan özel laboratuvar sayesinde aldığı örneği kendisi inceleyip anında sonuçlarını verebilecek. Dediğim gibi hemen inmiyor bu araç. Şu an Ay'ın etrafında yörüngeye girecek. 3-5 gün boyunca da ineceği yeri ayarlayacak. Su arıyor. En önemli araştırma konularından bir tanesi su. İnsan hayatı için çok önemli. Ay'da kurulacak üsler, gelecekte Ay'da kurulacak koloniler için çok önemli. Suyun başka bir önemi de uzayda yapılacak seyahatlerde yakıt ham maddesi olarak kullanılabilmesi özelliği var. Dediğim gibi 2021 yılında Rusya bu projeyi gerçekleştirmek istiyordu. Araya giren aksaklıklar arkasından Rusya-Ukrayna savaşı, proje ertelendi. Bu sabah gerçekleştirildi. Ay'a inmesi için bekleniyor. 23 Temmuz tarihinde, 23 Ağustos gibi Ay'da olması bekleniyor. Ay'a inmesi bekleniyor. Bu önemli bir proje. Rusya için prestij meselesi. Çünkü şunu hatırlatalım. 2 gün önce NASA Başkanı bir açıklama yapmıştı. Özellikle Ay'a yapılacak insanlı yolculuklarda artık Rusya'nın kendilerine rakip olmadığını, bu rekabetin Amerika ve Çin arasında yaşandığını söylemişti. Rusya bu yarışta ben de varım diye uzay yarışında, özellikle Ay misyonunda bu sabah başarılı bir fırlatma yaptı. Dediğim gibi 23 Ağustos civarında inişi bekleniyor bu aracın Ay yüzeyine, güney kutbu kısmına. Göktuğ. Evet, sevgili Uğur Keleş, teşekkür ediyoruz aktardığın detaylar için. Devam edelim efendim Avrasya gündemine. Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, tahıl anlaşmasında yaşanan krizi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çözebileceğini söyledi. Ukrayna Deniz Kuvvetleri de tek taraflı olarak Karadeniz'de ticari gemiler için insani koridorlar açtığını duyurdu. Rusya ise 50 bin tona yakın tahılı Afrika'ya ücretsiz gönderecek. Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nda Türkiye'nin kritik rolü Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba'nın gündemindeydi. Kuleba, İtalyan Corriere della Sera gazetesine konuştu. Rusya'nın anlaşmadan ayrılmasıyla giderek büyüyen tahıl krizini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çözebileceğini söyledi. Türk diplomasisinin Ruslarla çalıştığını biliyoruz dedi. Ukrayna Deniz Kuvvetleri'nden ise Karadeniz Tahıl Koridoru'na ilişkin yeni bir adım geldi. Karadeniz'deki limanlarda sıkışan, tahıl ve zirai ürünler taşıyan gemiler için geçici insani koridor oluşturulduğu açıklandı.
resmi izin alan ilk gemilerin birkaç gün içinde bu koridoru kullanmaya başlaması bekleniyor. Gemilerin Ukrayna'nın Çornomorsk, Odessa ve Pivdeni limanlarından çıkışına odaklanacağı belirtildi. Açıklamada insani koridorun şeffaf olması için gemilerde kamera olacağı kaydedildi. Deniz kuvvetlerinden yapılan ayrı bir açıklamada ise bölgede Rus tehdidinin sürdüğüne dikkat çekildi. Moskova geçtiğimiz ay Ukrayna limanlarına giden tüm gemilerin askeri kargo taşıyor olarak değerlendirileceğini duyurmuştu. Gıda yükü taşıyan son gemi 16 Temmuz'da Odessa limanından ayrılmıştı. 17 Temmuz'da süresi dolan tahıl anlaşmasından ayrılan Rusya ise tahılını Afrika'daki 6 ülkeye ücretsiz olarak göndereceğini açıkladı. Rusya Tarım Bakanı Dmitri Patrushev gönderilecek tahılın 50 bin tonu bulacağını bildirdi. Efendim İçişleri Bakanlığı göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadele için birçok ülkeyle olduğu gibi İngiltere ile de işbirliği yapıldığını açıkladı. İki ülke arasında konuya ilişkin istihbarat paylaşımı yapılacağının altı çizildi. O açıklamada hedefin düzensiz göçle mücadele ve insanların hayatlarını kaybetmemeleri olduğu vurgulandı. Türkiye göçmen kaçakçılarının Türkiye, Sırbistan, Fransa, İngiltere üzerinden yeni bir yol oluşturması üzerine birçok ülkeyle işbirliği yaptığı gibi İngiltere ile de işbirliğine gidiyor. Açıklama İçişleri Bakanlığı'ndan geldi. Açıklamada küresel bir sorun olan düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle mücadelede İngiltere dahil göçe kaynaklık eden transit ve hedef konumundaki ülkelerle ikili görüşmeler gerçekleştirildiği hatırlatıldı. İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasında İngiltere ile istihbarat paylaşımı da yapılacağı vurgulandı. Düzensiz göçün önlenmesi, insanların çıktıkları tehlikeli yolculuklarda hayatlarını kaybetmemeleri öncelikli hedeflerimizdendir denildi. Edinilen bilgiye göre işbirliği kapsamında üçüncü ülke vatandaşlarının İngiltere'den Türkiye'ye kabul edilmesi söz konusu olmayacak. Ayrıca düzensiz göçle mücadele için Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulacak Mükemmeliyet Merkezi'ne İngiliz makamları da destek verecek. Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu ECOWAS, Nijer'deki darbe gündemiyle ikinci kez olağanüstü toplandı. Toplantıdan sonra yapılan açıklamada askeri müdahale dahil tüm seçeneklerin masada olduğu belirtildi. Fildişi sahilindense ECOWAS'ın Nijer'e askeri müdahalenin mümkün olan en kısa sürede başlatılmasını onayladığı açıklaması geldi. Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu ECOWAS liderleri Nijerya'nın başkenti Abuja'da bir araya geldi. Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Tinubu zirvenin açılışında yaptığı konuşmada diplomasi vurgusu yaptı. Nijer'de anayasal yönetime dönmek için diplomatik müzakerelere ve diyaloğa öncelik vermenin çok önemli olduğunu söyledi. Zirvenin ardından yapılan ortak açıklamada Nijer'deki darbe ve Cumhurbaşkanı Bazoum'un tutuklanması kınandı. Sınır kapatma, seyahat kısıtlaması, Nijer'de anayasal düzenin uygulanmasına engel olanların mal varlıklarının dondurulması gibi önlemlere başvurulacağı belirtildi. Son çare olarak güç kullanımı da dahil tüm seçeneklerin masada olduğu belirtildi. Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu ihtiyat kuvvetlerinin de aktif hale getirilmesini kararlaştırdı. Afrika Birliği'ne zirvede alınan kararları onaylama çağrısı yapıldı. Toplantıya katılan Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara ise üye ülkelerin liderlerinin Nijer'e askeri müdahalenin mümkün olan en kısa sürede başlatılmasını onayladığını söyledi. Nijer'deki junta yönetimden çekilirse askeri müdahale de olmaz ama bu onların kararı ifadesini kullandı. Nijer'de 26 Temmuz'daki darbenin ardından ECOWAS 30 Temmuz'da toplanmış, askeri juntaya Cumhurbaşkanı Muhammed Bazoum'un serbest bırakılması ve yeniden görevine dönmesi için 7 günlük süre verilmişti. Aksi takdirde askeri müdahalenin masada olduğu tehdidinde bulunulmuştu. ECOWAS'ın askeri juntaya verdiği bir haftalık süre 6 Ağustos'ta dolmuştu. Efendim Kuzey Kore, Asya-Pasifik bölgesindeki gerginliği bir adım öteye taşıdı. Savaş pozisyonuna geçti. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un üst düzey askeri komutanlarla yaptığı toplantıda savaşa hazır olun emri verdi. Un Genelkurmay Başkanı'nı da değiştirdi. Evet.
Uzun zamandır balistik füze denemeleri yapan Kuzey Kore savaş pozisyonuna geçti. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un askeri yetkililerle toplantı yaptı. Toplantıda ordunun savaşa hazırlık durumu ve karşı saldırı planları ele alındı. Kuzey Kore Haber Ajansı'nın haberine göre Kim, generallere haritaları gösterdi. Güney Kore'ye karşı büyük askeri eylemleri ele aldı. Silah üretiminin artırılmasını isteyen Kuzey Kore lideri, topyekun savaş hazırlıklarının hızlandırılmasını istedi. Yeni geliştirilmiş silahların etkili bir şekilde denenmesi için gerçek savaş tatbikatları yapılması emrini verdi. Kuzey Kore lideri toplantıda Genelkurmay Başkanı'nı da görevden aldı. Park Soo-il'in yerine Ri Yong-gil'i atadı. Kuzey Kore'deki bu gelişmelerin Amerika Birleşik Devletleri ile Güney Kore'nin büyük çaplı askeri tatbikata hazırlanmasının hemen ardından gelmesi dikkat çekti. Amerika Birleşik Devletleri'nin Hawaii eyaletindeki Maui adasında çıkan orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 53'e yükseldi. Yüzlerce evin yandığı adada yangın söndürme ve arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin adalardan oluşan Hawaii eyaletinde şiddetli rüzgar yangınları körükledi. Maui adasında salı günü ormanlık alanda çıkan yangın büyük yıkıma yol açtı. Yangında 270 bina yıkıldı veya hasar gördü. Hayatını kaybedenlerin sayısı 53'e yükseldi. Adanın turistik sahil kenti Lahaina'nın büyük bölümü alevlere teslim oldu. Resident of Lahaina. 18 yıldır Lahaina'da yaşıyorum. Burada gördüğüm en kötü felakete şahit olduk. Her yer küle döndü. Kıyamet gibiydi. Felaket bölgesi ilan edilen adada yangın söndürme ve arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Şimdi buyurun, Türk dünyası gündemine bakalım. Avrasya gündeminde değerli izleyenler. Kazakistan'la başlayalım. Hemen dönelim Astana'ya. Janar Salıbay bize Kazakistan gündemine dair notları aktaracak. Janar. Evet, Kazakistan Cumhurbaşkanı kendisine danışmanlık yapan iş adamı Suma Chakrabarti'yi kabul etti. Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev ekonomi geliştirme ve kalkınma konusunda Chakrabarti'nin yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür etti. Ayrıca onun önerilerinin devlet politikası tarafından destek bulduğunu açıkladı. Yüksek Reform Kurulu toplantılarında yaptığı öneriler ve tavsiyeler çerçevesinde bir dizi politika belgesine hazırlandığını kaydetti. Ayrıca Cumhurbaşkanı Chakrabarti'nin Kazakistan'ın yatırım politikasının iyileştirilmesine yaptığı katkıların da büyük olduğunu kaydetti. Chakrabarti de kendisine duyulan destek ve güven için teşekkürlerini dile getirdi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Enformasyon ve Sosyal Kalkınma Bakanı Darhan Kıdırali'yi kabul etti. Cumhurbaşkanı bakanlık tarafından yapılmakta olan bilgi, sosyal gelişme, din ve etnik ilişkiler, gençlik ve aile politikası alanlarındaki çalışmalar hakkında bilgi verildi. Bakan Kazakistan'da çekilen yerli dizilerin yapımına ve dünya genelinde yaygınlaşmasına, aynı zamanda medya ürünlerin artırılmasına ve sivil sektörle işbirliğinin geliştirilmesine şu anda özel önem verilmekte olduğunu kaydetti. Öte yandan ülkede 2 ay süren Karasora operasyonu sona erdi. 2 ayda yapılan 1 Haziran'dan bu yana başlayan ve ülkedeki kenevir ekimi, hasada ve ihracatına karşı koymak amacıyla yapılan Karasora operasyonu çerçevesinde 8,5 tondan fazla uyuşturucu ele geçirdi. 2 aylık operasyon sırasında 299'u satış olayı, 126 büyük ölçekte uyuşturucuyu bulundurmak, ikisi uyuşturucu tüketim için genel ev işletmek dahil olmak üzere 678 dava açıldı ve Kızılorda, Jambol, Türkistan bölgeleri ve Çimkent şehrinde uyuşturucu içeren bitkileri yetiştiren kişilere karşı da dava açıldığı açıklandı. Aynı zamanda ikisi yabancı uyruklu 25 kişiden oluşan 3 suç örgütünün faaliyetleri de tasfiye edildi diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Salıbay, teşekkür ediyoruz. Kazakistan gündeminin notlarını aktardı bize. Şimdi devam edelim. Özbekistan gündeminin notlarına bakalım. Dönelim.
Sevgili Şahruh Bek Alimov bizi bekliyor. Sözü kendisine bırakalım. Evet, Göktürk Kırca, Özbekistan'da 1 Eylül'de yapılacak Özbekistan Cumhuriyeti bağımsızlığının 32. yılı kutlamalarına hazırlık yapılıyor. Ve daha önce Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in de bu günü kutlamaya ilişkin bir kararnamesi imzalanmıştı. Çeşitli bakanlıklar ve devlet kuruluşlarında ve bölgelerdeki yönetimlere bu konuda talimatlar verilmişti. Kararnameyle birlikte toplumun neşeli bir şekilde ve bağımsızlığının 32. yılını değerini bilerek kutlamasına ilişkin etkinlikler yapılması talimatı da verilmişti. Ki 1 Eylül 1991'de Özbekistan Cumhuriyeti bağımsızlığını ilan etmişti ve her sene bugün de kutlamalar devam ediyor. Özbekistan başkentte Taşkent olmak üzere çeşitli bölgelerde, ilçelerde hatta köylerde bile buna ilişkin etkinlikler gerçekleştiriliyor. Bu resmi etkinliklerin yanı sıra spor müsabakaları ve diğer eğlence etkinlikleri de yapıldığını kaydetmek mümkün. Özbekistan'da 1 Eylül'e ilişkin, yani bağımsızlığının 32. yılına ilişkin koşu maratonu düzenlenmesine karar verildi ve 3 Eylül tarihinde Özbekistan'ın tam 16 şehrinde eşit zamanda koşu maratonu gerçekleştirecek ve isteyen herkes, herhangi bir vatandaş bu maratonda katılım sağlayabilir. Yeni Nefes sloganı altında herkese açık bir koşu yarışması düzenlenecek. Taşkent'te 3 ile 10 kilometre mesafede koşulacak. Diğer şehirlerde ise 3 kilometre mesafede isteyen katılımcılar bu koşu maratonuna katılabilir. Taşkent'te 5500, diğer bölgelerde ise 2000'e yakın katılımcı beklendiğinde söylemek mümkün. Bir daha belirtelim, 3 Eylül'de Özbekistan'ın 16 şehrinde sabah saatlerinde eşit zamanlı koşu maratonları gerçekleştirecek ve bu da Özbekistan bağımsızlığının 32. yılına ilişkin bir etkinlik olduğunu söylemek mümkün. Özbekistan Hava Yolları'ndan da Özbekistan bağımsızlığının 32. yılı münasebetiyle indirim duyuruldu. Yani 32. yıl münasebetiyle %50'lik indirim yapılacağını söylemek mümkün. 1 ve 3 Eylül tarihleri arasında iç hatlarda alınacak biletler %50 indirim fiyatıyla uygulanacak. Bunun dışında dediğimiz gibi valilikler ve diğer yönetimler tarafından konserler ve diğer etkinlikler yapılacak. Bunları da takip etmeye devam edeceğiz diyerek sözü size bırakalım. Şahruh Pekalimov, teşekkürler. Özbekistan gündeminin notlarını aktardı. Biz Avrasya gündemine devam edelim. Gündemin diğer başlıklarıyla. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler Ankara'daydı, temaslarda bulundu. Mevkidaşı Ali Yerlikaya'nın yanı sıra Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'le bir araya geldi. O görüşmelerde karşılıklı atılacak ortak adımlar ele alındı. Güçlü Türkiye, güçlü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti demektir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler Ankara'daydı. Adalet, savunma ve güvenlik alanlarında görüşmeler yapıldı. Adalet Bakanımızla suçluların iade süreçleriyle ilgili, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki cezaevi süreçleriyle ilgili bir takım konular görüşüldü. Konuk Bakan Öztürkler, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'le de bir araya geldi. Nasıl bir takım işbirliklerini yapılacağı noktasında da görüşmelerimiz oldu. Öztürkler son olarak mevkidaşı Ali Yerlikaya ile görüştü. Düzensiz göçle mücadele, göç merkezinin kurulmasıyla ilgili teknik çalışmaların ne aşamada olduğunu birlikte gözden geçirdik. Çok hızlı bir şekilde bunun tamamlanması noktasında mutabık kaldık. Temaslarda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türkiye'nin desteğiyle ilerlemesi için yapılacaklar da değerlendirildi. Efendim, kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin yeni ekonomi yönetimine övgü yağdırdı. Mevcut politikalar devam ederse Türkiye'nin kredi notunun yükseltilebileceği bildirildi. Peki bu değerlendirme nasıl yorumlanıyor? Türkiye'ye yatırımcı girişini artırır mı? Detaylar haberimizde. Moody's, Türkiye ekonomisine yönelik yıllık analizini yayımladı. Analizde yeni ekonomi yönetiminin politikalarına övgüler yağdı. Ekibin enflasyonu düşürme ve mali disiplini sağlamada kararlı olduğu vurgulandı.
daha ortodoks, kurallara dayalı ve öngörülebilir politika yapımına geçiş, kredi açısından olumlu ve beklediğimizden daha erken gerçekleşti. Ortodoks politikalara geçiş sürdürülürse, görünüm pozitife dönebilir ve not yükseltilebilir. Peki Moody's'in bu değerlendirmesi nasıl yorumlanıyor? Ümit edilir ki ilk önce görünümde bir düzelme, ondan sonra yavaş yavaş bunun tabelaya yansıması gerçekleşecek. İhtiyatlı iyimserlik dozuyla olumlu bir değerlendirme. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de Moody's'in analizini sosyal medyadan yaptığı açıklamayla değerlendirdi. Politika kararlılığını vurguladı. Makrofinansal istikrarı sağlamak ve ülkemizin şoklara karşı dayanıklılığını artırmak için kurala dayalı, uluslararası normlara uygun politikaları uygulama konusunda kararlıyız. Bunun kredi notumuza yansıyacağına inanıyoruz. Derecelendirme Kuruluşu, Türkiye'de ekonomik büyümenin sağlamlığı koruyacağı öngörüsünde bulundu. Gelecek yıl ortodoks politikaların devamı ve parasal sıkılaştırmanın hızlanacağı varsayılarak %2,5 civarında bir büyüme tahmin edildi. Peki bu değerlendirme yatırımcıların Türkiye'ye girişini artırır mı? Sadece bir kurumdan böyle bir iyileşmenin gelmesi genel anlamda beklenen etkiyi yaratmayabilir. Ama bir sinyal etkisi yaratabilir. Hem görünümde iyileşme hem de not kademesinde pozitif bir gelişme. Başta CDS primleri üzerindeki yukarı yönlü baskının ortadan kaldırılması olmak üzere Türkiye ekonomisinin fonlara erişimi ve fon maliyeti konusunda daha olumlu bir tabloyla karşı karşıya gelmesini veya kalmasını sağlayabilir. Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Suudi Arabistan'a Akıncı TİHA ihracatı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bayraktar, Çin ve Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen rakiplere rağmen Bayraktar Akıncı'nın sürecin galibi olduğunu vurguladı. Çin ordusuna ait internet sitesi de Türk İHA'larını gündemine aldı. Baykar, savunma ve havacılıkta Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük ihracat anlaşmasını geçen hafta Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı ile imzaladı. Bayraktar Akıncı ihracatı onayladı. Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, anlaşmayı ABD'nin önde gelen savunma sanayi sitelerinden Breaking Defense'e değerlendirdi. Bayraktar, Çin ve ABD'den gelen rakiplerine rağmen Akıncı'nın sürecin galibi olduğunu belirtti. Baykar'ın bir buz kıran gibi ilerlediğini ve Türk savunma sanayi firmaları için yol açtığını söyledi. Anlaşmalar sayesinde Türk savunma ve havacılık sanayinde alt sistem üreten yüzlerce firmanın da ihracat portföylerini genişleteceğini kaydetti. Bu anlaşmaların Suudi Arabistan'ın teknoloji geliştirmeyi ve üretimi yerelleştirmeyi amaçlayan Vizyon 2030 projesine önemli katkı sağlayacağına inanıyorum dedi. Türk İHA'ları Çin ordusuna ait Çin Askeri Ağı isimli internet sitesinin de gündeminde. Sitede Baykar örneği üzerinden Türk İHA'larının gelişimine bakış başlıklı bir analiz haber yayımlandı. Haberde Türk savunma sanayi teşebbüslerinin 2000'li yıllarla birlikte İHA sistemleri geliştirmesiyle canlandığı vurgulandı. Baykar'ın Anadolu gemisinde kullanılabilecek insansız savaş uçağı Kızıl Elma'yı geliştirmesinin önemi hatırlatıldı. Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda mezuniyet heyecanı vardı. 240 kursiyer yemin etti, bürövelerini ve bordo berelerini taktı. Törene katılan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, zorlu eğitimleri başarıyla tamamlayarak mezun olmaya hak kazanan bordo berelileri tebrik etti. Şeref! Dürüstlük! Özel Kuvvetler yeminini ettiler. Bordo berelerini ve bürövelerini taktılar. 240 bordo bereli, dünyanın en saygın ve zorlu kursları arasında yer alan Özel Kuvvetler İhtisas Kursu'nu başarıyla tamamladı. Çünkü Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın artık ayrılmaz birer parçası. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in de katıldığı törende Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da hazır bulundu. Özel kuvvetlerimiz Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yurt içi ve sınır ötesinde terörle mücadele harekatında elde ettiği başarılarda kritik bir rol üstlenerek müstesna katkılar sağlamış, ordumuzun şanlı tarihine adlarını altın harflerle yazdırmıştır. Nitekim Çukur operasyonlarında pençe harekatlarına, Fırat Kalkanı'ndan Zeytin Dalı'na,
Barış Pınarı'ndan Bahar Kalkanı Harekatı'na kadar icra edilen tüm kritik operasyonlarda özel kuvvetlerimizin büyük bir payı olmuştur. Dünyada yaşanan güvenlik, enerji ve gıda krizlerine dikkat çeken Bakan Güler, bunların küresel barış ve istikrarı tehdit ettiğini vurguladı. Böylesine hassas bir dönemde ülkemizin hak ve menfaatlerinin korunması öncelikli görevimizdir. Güçlü bir kara, deniz ve hava kuvvetlerine sahip olmanın yanı sıra özel kuvvetler gibi kritik ve asimetrik görevleri icra edebilecek bir gücün varlığını da gerekli kılmaktadır. Vatan! Güler, zorlu eğitimleri başarıyla tamamlayarak mezun olmaya hak kazanan Bordo Bereli'leri kutladı. Kahraman Bordo Bereliler, yolunuz ve bahtınız açık olsun. Törende kurs birincisi de yaş kütüğüne plaket çaktı. Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisi Abdülhamit Han görevde bir yılını tamamladı. Taşucu 1 ve Yörükler 1 kuyularındaki sondaj çalışmalarının ardından bir süre bakıma alınan gemi yeni görev için tekrar Akdeniz'de. Abdülhamit Han gemimizi ya Allah Bismillah diyerek Gazi Paşa'nın 55 kilometre açığındaki Yörükler 1 kuyusuna uğurlayacağız. 9 Ağustos 2022'de Akdeniz'e açıldı. Mavi Vatan Seferi'nde birinci yılını gururla tamamladı. Geçtiğimiz yıl Mersin Taşucu Limanı'ndan törenle uğurlanan geminin ilk sondaj yeri Yörükler 1 kuyusu olmuştu. Sondaj çalışmalarını başarıyla yürüten gemi bakım ve ikmal işlemleri için geri döndü. Yapılan hazırlıkların ardından da yeniden Akdeniz'e açıldı. Abdülhamit Han sondaj gemisi bir yıl önce ilk görevi için Akdeniz sularındaydı. Onu tamamladı. Yapılan bakım çalışmalarının ardından yeni görevi için yine Akdeniz'de. Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisi Abdülhamit Han hem teknik donanımı hem de fiziki özellikleriyle Mavi Vatan'da hidrokarbon arama çalışmalarına katılan Pilon'un en güçlüsü olarak öne çıkıyor. 238 metre uzunluğunda ve 112 metre yüksekliğindeki gemide 200 mürettebat görev yapıyor. Dünya üzerinde 7. nesil teknolojiye sahip 5 sondaj gemisinden biri olan Abdülhamit Han 12.200 metreye kadar sondaj yapabilme kabiliyetine sahip. Efendim, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da bu yıl 29. kez düzenlenen Saraybosna Film Festivali başlıyor. Başkent Saraybosna'daki festival alanında hazırlıklar tamamlandı. Saraybosna'ya, festival alanına gidelim. Saraybosna muhabirimiz Ufuk Şahin karşımızda. Ufuk, her yıl festival alanında Kırmızı Halı'da ilk sen yürüyorsun. Yine çok şıksın. Vallahi aktörlerden bir farkın yok. Ak düşmüş saçlarınla George Clooney'e de benziyorsun. Sözü sana bırakalım. Göktuğ Kırca, Avrupa'nın en prestijli film ve sanat etkinlikleri arasında gösterilen Saraybosna Film Festivali bu akşam düzenlenecek görkemli bir açılış töreniyle birlikte 29. kez sinema severlere kapılarını açacak. Bu yılki festival programında toplamda 235 film yer alıyor. Ancak festivalin ana yarışma seçkisi olan uzun metrajlı film, kısa film, belgesel film ve öğrenci film kategorilerinde Saraybosna'nın Kalbi Ödülü için toplamda 49 film yarışacak. Biliyorsunuz festival kapsamında her yıl Saraybosna'nın Kalbi Onur Ödülü takdim ediliyor. İşte bu yılki Saraybosna'nın Kalbi Onur Ödülü son bir yıl içerisinde sinema dünyasına vermiş olduğu katkılardan dolayı ABD'li yönetmen Charlie Kaufman'a takdim edilecek. Tabii festivalle ilgili şunu da ifade etmek önemli. TRT'de festivalin 2017 yılı itibariyle resmi anlamda iş ortağı. İşte bu yıl TRT festivale önemli bir, aslında dijital anlamda önemli bir projeyle temsil edilecek. Festivalin ikinci gününde TRT'nin uluslararası dijital platformu olan Tabi'de yayınlanan Mevlana Celaleddin Rumi dizisinin dünya premieri yapılacak ve burada gerçekleştirilecek galada filmin başrol oyuncularından Bülent İnal ve Kaan Yıldırım da buradaki seyircilerle, katılımcılarla bir araya gelecek. Öte yandan TRT'nin
ortak yapımı olan hep 33 yaşında belgeseli de festivalin 3. gününde özel gösterimi olacak. Aslında bu belgesel Türk İslam Ansiklopedisi'nin 33 yıla yayılan hikayesini konu alıyor. İşte bu belgeselde festivalin 3. günü, pazar günü festival kapsamında özel gösterimi olacak. Tabii TRT'nin bir ortak yapımı daha festivalde temsil edilecek. Festivalde projelerin yarıştığı Work in Progress kategorisinde TRT ortak yapımı Kanto filmi yarışacak. Tabii festival için şunu ifade etmek önemli. Kültür ve sanat alanında gerçekten hem Bosna Hersek için hem de başkent Saraybosna için çok önemli bir etkinlik. Ve bugün başlayacak etkinlik 18 Ağustos'a kadar bir hafta boyunca devam edecek ve gerek uluslararası anlamda gerekse de bölgesel anlamda son bir yıl içerisinde yapılmış, aslında seçilmiş önemli film yapımları burada temsil edilecek. İfade ettiğimiz gibi Saraybosna'da aslında festival kapsamında hazırlıklar günler öncesinden başladı ve bugünkü akşam gerçekleştirilecek görkemli bir törenle festival sinema severlere kapılarını açacak. 18 Ağustos'a kadar bir hafta boyunca sinema severler burada şu an bulunduğumuz başkent Saraybosna'daki tarihi tiyatro, ulusal tiyatro binasında buraya gelerek bu festival, bu şölenden faydalanabilecek. Evet sevgili Ufuk Şahin, güzel anılar biriktirmen ve keyifler dileyelim sana. Çok teşekkürler. Saraybosna Film Festivali'ndeki detayları aktardı sevgili Ufuk Şahin. Devam edelim efendim Avrasya gündemine, günün öne çıkan diğer başlıklarıyla. Amerika Birleşik Devletleri'nde öğretmen krizi yaşanıyor. Okulların açılmasına sayılı günler kala birçok eyalette öğretmen açığı var. 850 okul bölgesinde eğitim 4 gün olarak uygulanacak. Eyaletler çözüm için üniversite öğrencileri ve gazilerden eğitmen olarak yararlanacak. Bir araştırma var. Son araştırmalara göre Amerika Birleşik Devletleri'nde öğretmenlerin sadece %20'si hayatından memnun. Her 3 öğretmenden biri 2 yıl içinde bu mesleği bırakmayı düşünüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde öğrenci ve velilerin birçoğunda endişeli bir bekleyiş hakim. Bu kaygının nedeni yeni öğretim yılında bir öğretmen bulup bulamayacaklarını bilmemeleri. Özellikle maddi imkanların yetersizliği ülkede öğretmenlik mesleğinin cazibesini tamamen bitirmiş görünüyor. Konuyla ilgili sosyal medyada paylaşım yapan Başkan Biden, öğretmen maaşlarında iyileştirme olacağını söylese de araştırmalar krizin öngörülenden daha büyük olduğunu gösteriyor. Son araştırmalara göre öğretmenlerin sadece %20'si hayatından memnunken her 3 öğretmenden biri 2 yıl içinde mesleği bırakmayı düşünüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde milyonlarca öğrenci 28 Ağustos tarihinde ders başı yapacak. Her eyalet öğretmen eksikliği konusunda çözümler ararken gözlerin çevrildiği noktalardan biri de hemen arkamızdaki Eğitim Bakanlığı binası. Eğitim Bakanı Cardona yaptığı açıklamada bu sorunun çözümünün 10 yılı bulabileceğini belirtti. Her eyalet ve şehir özel önlemler üzerinde dururken, başta Texas olmak üzere 850 okul bölgesi eğitim gününü 5 günden 4 güne düşürecek. Arizona'daki okullarda %30 oranında öğretmen açığı duyuruldu. Çözüm olarak üniversite öğrencilerinden destek alınacak. Başta Florida olmak üzere bazı eyaletlerde gazileri eğitim sistemi içerisinde değerlendirmeyi sürdürecek. Okul yönetimlerinin öğretmenlerin maaşlarını karşılamakta zorlanması, özellikle düşük gelirli ailelerin olduğu bölgelerde öğretmen açığının daha fazla yaşanmasına sebep oluyor. Şimdi dünyadan kısa kısa derlediğimiz haberleri ekranlarınıza getireceğiz. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında mahkum takası anlaşması yapıldı. Pekin, Amerikan istihbaratına çalıştığı belirtilen bir Çin vatandaşının yakalandığını açıkladı. Rusya'da meslekten ayrılan polis sayısı kritik seviyeye ulaştı. Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan, Avustralya ve Japonya ise Sidney'de ortak deniz tatbikatı düzenliyor.
Amerika Birleşik Devletleri ile İran tutuklu takası konusunda anlaştı. Bu kapsamda İran farklı hapishanelerde tutuklu bulunan 5 Amerikan vatandaşını ev hapsine gönderdi. Buna karşılık İran'ın Güney Kore'de dondurulan 6 milyar dolarlık varlığı serbest bırakılacak. Amerika Birleşik Devletleri'nde tutuklu bulunan 4 İranlı mahkumun bırakılması da anlaşma maddelerinden. Pekin ABD İstihbarat Servisi CIA için çalışan bir Çin vatandaşının yakalandığını duyurdu. Çin Devlet Güvenliği Bakanlığı gözaltına alınan kişinin Çin savunma sanayinde çalıştığını açıkladı. 52 yaşındaki kişinin Roma'daki ABD Büyükelçiliğinde görevli bir kişiyle temas kurduğu belirtildi. Para ve ABD'ye göç karşılığında Çin'le ilgili hassas askeri bilgileri vermek için bir anlaşma yaptığı ifade edildi. Rusya'da meslekten ayrılan polis sayısı gün geçtikçe artıyor. Rusya İçişleri Bakanlığı Temmuz ayında 5000 polisin işten ayrıldığını açıkladı. Açıklamada polis eksikliğinin kritik boyutta olduğuna dikkat çekildi. Oluşan riski azaltmak için görevdeki polislere daha fazla çalışmaları talimatı verildi. ABD, Hindistan, Avustralya ve Japonya Sidney açıklarında tatbikata başlıyor. Dörtlü Güvenlik Diyaloğu Quad üyesi ülkelerin Malabar Deniz Tatbikatı 11-21 Ağustos arasında gerçekleştirilecek. Avustralya 2007'de kurulan Quad'dan 2008 yılında Çin'in karşı çıkması sonucu ayrılmış, 2020'de üyeliğe geri dönmüştü. Fransa'da liman bölgesindeki buğday silolarında yangın çıktı, bölge boşaltıldı. Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarındaki bir fabrikada patlamanın ardından 12 kişiden halen haber alınamıyor. İran'da bir evde tüp patladı, 6 kişi hayatını kaybetti. Fransa'nın batısındaki La Rochelle bölgesindeki limanda yer alan buğday silolarında yangın çıktı. Bir siloda buğdayı yukarı taşıyan banta çıkan yangın 3 siloya sıçradı. Yetkililer yangına anında müdahale edildiğini açıkladı. Bu sayede yangın depolanmış tahılların bulunduğu kısma ulaşmadan kontrol altına alındı. Bölgedeki tesisler tahliye edildi. Yaralanan olmadı. Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarındaki optik ürünleri fabrikasında çarşamba günü patlama oldu. Patlamanın ardından enkazda çalışmalar sürüyor. 56 kişinin yaralandığı patlama sonrası 12 kişiden hala haber alınamıyor. İran'ın Bamileh ilçesinde bir evde tüp patladı. Çöken evdeki 6 kişi hayatını kaybetti. Norveç, Hans fırtınasının etkisi altında şiddetli yağış nedeniyle bir barajda kısmi çökme meydana geldi. Hawaii'de orman yangınında 36 kişi hayatını kaybetti. Hanun tayfunu Güney Kore'yi vurdu. Muson yağmurlarının etkili olduğu Bangladeş'te de yaklaşık 700 bin kişi mahsur kaldı. Konteyner ev selin akıntısına kapıldı. Hızla sürüklendi. Büyük bir gürültüyle köprüye çarptı. Hans fırtınası Norveç'i vurdu. Şiddetli yağışlar, toprak kayması ve taşkınlara yol açtı. Nehirlerdeki yükselme son 50 yılın en yüksek seviyelerine ulaştı. Glomma Nehri üzerindeki bir barajda kısmi çökme meydana geldi. Hans fırtınası nedeniyle başkent Oslo'nun kuzeyinde yüzlerce kişi tahliye edildi. Oslo ve Trondheim şehri arasındaki ana yolların tamamı kapandı. Viken bölgesine bağlı Nesbin kasabası da su altında kaldı. Ülkede etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok tren seferi iptal edildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin adalardan oluşan Hawaii eyaletinde şiddetli rüzgar yangınları körükledi. Maui adasında ormanlık alanlarda çıkan yangın hızı saatte 97 kilometreyi aşan rüzgar nedeniyle büyüdü. Yangın sebebiyle 36 kişi hayatını kaybetti. Yüzlerce bina yıkıldı veya hasar gördü. 13 yerleşim bölgesi tahliye edilirken arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Hanun tayfunu Japonya ve Çin'in ardından Güney Kore'nin güneyindeki Chonsan eyaletini vurdu. Busan kentinde nehirler taştı, rüzgarın hızı saatte 90 kilometreyi aştı. Ülke genelinde tayfun nedeniyle 330'dan fazla uçuş iptal edildi. 10 bin kişi güvenli yerlere taşındı. Bangladeş'in güneydoğusunda etkili olan muson yağmurları sel ve toprak kaymalarına yol açtı. Felakette hayatını kaybedenlerin sayısı 29'a yükseldi. 700 bine yakın kişi felaket nedeniyle mahsur kaldı. Tahliye operasyonu için çalışmalar sürüyor.
Gürcistan'ın Şovi bölgesindeki heyelanda da bilanço ağırlaşıyor. 3 Ağustos'ta meydana gelen heyelanda yaşamını yitirenlerin sayısı 21'e çıktı. Küresel ısınmanın etkisiyle Türkiye'deki deniz suyu sıcaklığı da 2 derece arttı. Son 40 yılda gerçekleşen bu sıcaklık artışı ve denizlerdeki kirlilik haliyle ekosistemi de bozuyor değerli izleyenler. Uzmanlar ekosistem üzerindeki baskıların bir an önce azaltılması gerektiğini vurguluyor. İklim değişikliği denizleri de etkiledi. Türkiye'de deniz suyu sıcaklıkları arttı. Dünya averajında sıcaklıklar hem havada hem denizde işte 1-1.1 derece artmışken bizim denizlerimizde 1,5 ila 2 derece arasında artmış durumda sıcaklıklar. Hatta Karadeniz'in doğu kesimlerinde 2,5 dereceye varan artışlar oldu. Bunlar son 40 yılda oldu. Sıcaklık artışı deniz ekosistemini de doğrudan etkiliyor. Denizlerdeki sıcaklık artışı, denizlerdeki akıntı sistemlerinin, su kütlelerinin değişimi, katmanlaşma, bütün bunların ekosistem üstünde çok ciddi baskılar yarattığını biliyoruz. Denizlerdeki tek sorun küresel ısınma da değil. İklim baskısının ötesinde denizlerimiz üzerinde ciddi bir kirlilik baskısı da var. Bu kirlilik baskısı Marmara Denizi'nde biliyorsunuz müsilaj diye bir olay yaşadık zaten. Marmara Denizi'nde çok yüksek. Yani Marmara Denizi şu anda en kirli denizimiz ama Mersin Körfezi, İskenderun Körfezi, Fethiye Körfezleri de şu anda Akdeniz'deki en kirli bölgeler olarak öne çıkmakta. Uzmanlar ekosistemin korunması için denizlerin temiz tutulmasının önemini vurguluyor. Efendim, tarih turizminin bilinen merkezlerinden İzmir'deki Efes Antik Kenti'ni ziyaret eden turist sayısında artış sürüyor. Kenti yılın 7 aylık döneminde ziyaret edenlerin sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %22 artarak 1 milyon 152 bin kişiye ulaştı. Dünyanın en iyi korunmuş antik kentleri arasında gösteriliyor. UNESCO'nun Dünya Mirası listesinde yer alıyor. İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti uygarlıklar tarihine ışık tutuyor. Kuruluşu Cilalı Taş Devri'ne dayanıyor. Artemis Tapınağı'yla dünyanın 7 harikasından birini bünyesinde barındırıyor. Ziyaretçilerini 9000 yıllık tarih yolculuğuna çıkaran Efes Antik Kenti dünyanın dört bir yanından turistlerin akınına uğruyor. Ocak-Temmuz döneminde antik kenti ziyaret edenlerin sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %22 arttı. 1 milyon 152 bin kişiye ulaştı. İspanya'dan geliyorum. Bütün uygarlıkları bir arada gösteren başka bir mekan hiç görmedim. Gerçekten muhteşem bir yer. İlk fırsatta yine geleceğim. Yunanistan'dan geliyorum. Burası çok güzel bir yer. Her noktasında tarihi doya doya yaşıyorsunuz. Polonya'dan geliyorum. Tarih profesörüyüm. Böylesine zengin bir tarihi bir arada dünyanın başka hiçbir yerinde göremezsiniz. Mümkün değil. Bölgedeki turist yoğunluğu esnafın da yüzünü güldürüyor. Esnaf çok mutlu. Turizmde gelirler bu sene ben çok uç noktalara çıkacağını düşünüyorum. O yüzden Türkiye'nin turizm açısından çok iyi yerlerde olduğunu düşünüyorum. Efes, Selsus Kütüphanesi, Yamaç Evleri, Domitian Tapınağı, 7000 yıllık antik limanı ve 25 bin kişilik antik tiyatrosuyla ziyaretçileri zaman yolculuğuna çıkarıyor. Evet, bu haberle birlikte haftanın son Avrasya gündeminin de sonuna geldik değerli izleyenler. Tekrar görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.